Ben Batıray çok saygılı. Yanımda Hasan Aybarsarı var. Bir de onun yanında uçan Hollandalımız Abraham Filip Merhaba. Van Manakes var. Size bugün mekanik sistemler ve dizayn üzerine birazcık bir şeyler anlatmaya çalışıp konuşacağız bunlarla ilgili. Özellikle bugün bu sistemlerin Türkiye'de gördüğümüz en büyük açıklarından biri olan fizik kurallarına aykırı durma geleneğine karşı çıkmaya çalışacağız. FRC yarışmalarında breakdance yapan robot görmek bayağı klasik bir şey. Ona biraz karşı çıkmaya çalışacağız bugün. Tork, onun dışında işte nasıl redüksiyon yapılmalı, dizaynda izlenmesi gereken adımlar, dizayn kuralları bunlar hakkında konuşacağız. Hani FRC'de genel olarak kullanılan İngilizce ismiyle Rule of Thumb, Türkçesiyle işte tahmini kurallardan bahsedeceğiz. İnşallah eğlenceli bir yayınımız olur. Hepiniz inşallah sağlıklısınızdır. Son açıkçası ben 3 haftadır evde kalmaktan fiziksel sağlık olarak değil de mental sağlık olarak çok iyi çıkacağımı düşünmüyorum. Hepinize şimdiden yayınımıza başlamadan iyi günler diliyorum. İnşallah eğlenceli bir yayın olur. Bugün Evet. FRC'de özellikle gördüğümüz belli, ya Türkiye FRC yarışmalarında gördüğümüz belli saçma şeylere karşı, özellikle fizik yasalarına karşı gelen dizaynlara karşı biraz konuşayım. Bunlar Türkiye'de maalesef çok görülüyor. Çünkü herhalde millet algımız mıdır nedir? Bize bir şey olmaz mantığıyla robot yapıyoruz. Ve genelde bize bir şey olmaz dediğiniz 2-3 testte bize bir şey olmuyor yani çalışıyor. Ama 3. testin sonunda paramparça oluyor. Yarışmalarda breakdance yapan robotlardan tutun mahvolan robotlara kadar her şeyi görmek mümkün. Bu klasik bir şey. İlk olarak o yüzden bu işin biraz fiziğinden bahsedeceğiz. Fizikte bu işin fiziğinde de motorlarımızın işte motorlarımızın verdiği gücü hesaplamak için, daha doğrusu uyguladıkları kuvvetleri hesaplamak için, sonra bütün neredeyse mekanizmalarımızın dizaynında var olan bir bileşen, bir kavram var. Tork kavramı var. Aybars arkadaşımız bunu açıklayacak ilk başta size. Evet, zaten resimde de gördüğünüz gibi kuvvet kolu çarpı kuvvet. Bu 8. sınıfta gördüğünüz basit makinelerdeki kaldırıcın aynı mantığıyla çalışıyor. Bayağı basit bir şey yani. Şimdi handbook'a geçebiliriz. Yani mantığı torkun aslında baktığınızda Newton çarpı metre oluyor. Birbirine ters orantılı iki tane değerin şeyi oluyor. Örneğin 10 Newton Evet. metre torka sahip olan bir motorunuz varsa o 10 santim uzunluğunda bir kolda 100 Newton uyguluyordur. Bu mantıkla çalışıyor yani. Kol boyunuz ne kadar kısaysa o kadar fazla tork uygulayabiliyorsunuz o motorla demek oluyor. Bunu Gear'ların böyle oranları da buradan geliyor zaten. aynen gelin oranları da Çapları buradan. distance oluyor işte buradaki. Öyle. Tamam, şimdi handbook'a geçelim. Filip. Geçin zaten. Geçti geçti Filip. Ben de güncellenmedi. Ha, şimdi geldi. Şimdi biz bunu nereden aldığımızı ilk derste de bahsetmiştik, göstermiştik sizlere kaynak olarak. 970.000 workshop sayfası var. Orada hem videoları da var, bunları anlattıkları, bu slaytlardan gittikleri. Biz oradan bir slayt aldık. Bu gearboxlarınızın redüksiyonlarını nasıl karar vereceğinizle ilgili. Şimdi hemen başlayalım da. Burada 775 Pro'lardan bahsetmiş biraz. Çünkü bu motorlar şöyle, hem çok ağır değiller ve gayet iyi torklara sahipler. Bu yüzden mesela armlarınızda, elevatorlarınızda falan bunları kullanabiliyorsunuz. Yani mini simlerden ya da simlerden daha avantajlı oluyorlar bu noktada. Burada bakmanız gereken şey stall torkları. Yani motor ne zaman yanıyor? Ne kadar torku dayanabiliyor. 12 volttayken 775 prolar burada gördüğünüz gibi 0,71 Nm'ye dayanabiliyorlar. Stola Bu tam olarak ben bir anlatabilir miyim? Aybars, anlat. interjectleyeceğim seni. Ya, olay şu stolun. Stol aslında bir motorun uygulayabileceği belli bir voltajdaki en yüksek tork anlamına geliyor. Stol torkunun önemine, stol torku genel olarak atıyorum işte çoğu FRC takımının işte bunu kaldırıyor mu mantığıyla hesaplama yaptığı nokta oluyor. Ancak buradan hesaplamanın çok büyük bir hatası var. İşte şimdi Aybars arkadaşımız onu anlatacak aslında. Ya. Evet, şöyle şimdi 12 volttan motorunuz sürekli 12 volt çekerse yanabiliyor.
Bu yüzden biz takım olarak yarısını alıyoruz bu torkun. 6 volttaymış gibi hesaplıyoruz. Bu 971 de 3,5 volttanmış gibi hesaplıyor. Şimdi aşağı inebiliriz. Hesaplamaların kendilerini gösterelim. Daha iyi anlayabilirler öylece. Ben de bu arada geç geliyor ekran ya. Bir sıkıntı var. Abi ya bu aralar hatlar falan bayağı yoğun ya. İnternet falan da doğru düzgün çalışmıyor örneğin benim evimde. Çok sıkıntılı oluyor. Artık ne yapacağım? Şu anda bende yok yani. Yok mu? Ekran. Ben Evet. görebiliyorum ekranı. Tamam, sen anlat o zaman. Tamam ben anlatıyorum. Ya burada 971'in yaptığı olay şu. 3,5 ve 12 volta oranlı yapılış 21 Nm tork olduğunu hesaplamışlar bir 775'te onların spesifikasyonuna göre. Buna göre de şey hesaplamışlar. Yani genel olarak biraz daha aşağı insene. Filip. Aynen. Buna göre de şey hesaplıyorsunuz. Kaldırıp kaldıramayacağınızı kolunuzdan hesaplıyorsunuz. Örneğin burada göstermişler ki 4 kiloluk bir şey kolumuz var bizim. 9,8 milimetre meters 9. acceleration değeri yani gravitational acceleration'ı Aynen. konuşamadım Gerçekten mi? an özür dilerim. Yer çekimi aynen. Yer çekimine çarpıp sonra 0,26 metreye çarpmış. Neden? Çünkü o kolun ağırlık merkezi büyük ihtimalle 0,26 metrede. Buradan 12 Evet. 10,2 Nm'lik tork olacağını hesaplamıştı kolun üzerinde en kötü senaryoda. En kötü senaryoda dememizin nedeni şu. Yer çekimi her zaman yere doğru bir hareket olduğu için hani vay be yer çekimi. Şöyle bir şey var. Kolunuzu tam dik kaldırdığınızda sıfır torkunuz var kolunuzun üzerinde. Çünkü torkun açıklaması kuvvet koluna 90 derece açıyla gelen kuvvete deniyor. Şimdi eğer kuvvet kolunuz 90 tam yukarıya doğru bakıyorsa, torkunuz da tam olarak kuvvet kolunuza doğru bakıyorsa bunlar birbirine kolineerse yani bunlar birbirleriyle aynı çizgi üzerindeyse o zaman zaten F eşittir ma çarpı cos theta'dan direkt şey olduğunu fark ediyorsunuz. Sıfırla çarpım yapıyorsunuz demek oluyor. Evet sıfır torkumuz oldu. Ama bizim her zaman en kötü durum senaryosuna bakmamız lazım. 971 zaten büyük bir takım olduğu için hani keriz değil adamlar. En kötü durum senaryosuna bakmışlar. 10,2 Nm tork olduğunu görmüşler. Uygulanan ağırlığı yüzünden oluşan tork olduğunu görmüşler kolun üzerinde. Bunu 0,21'e bölünce de 49 bölü 1 bulmuşlar. 49 bölü 1 tam olmuyor büyük ihtimalle de çaktırmayayım. Şu an nasıl kafadan yapamadım. Yani, yani 775 prolarının 49 bölü birlik bir redüksiyona sahip olması lazım bu kolu kaldırmak için. Evet. Ben görüyorum da yine gidecek muhtemelen. Tamam. Daha fazla ilerleyecek miyiz buradan? Buradan ilerleyebiliriz birazcık daha. Şeyden bahsedebiliriz. Bu Çizgisel hız mı? speed, aynen ya çizgisel hızı sonra geçeriz de burada hızların falan da hesaplıyor. Mesela hız hesaplamasını yaptıktan sonra kolun çok hızlı ilerlediğini fark ediyorlar ve bir de factor of safety falan filan da var da ve kolun PIDC için yani kontrolünü sağlayabilmek için daha iyi daha yavaş hareket etmesi gerekiyor. O yüzden 3 kat Factor of Safety ile beraber Reduction'ı 3'e katlıyorlar. Ha. Sonrasında hatta sezonun içerisinde daha da arttırıyorlar Reduction'ı. Sezonun öncesinde pardon. Kolun Böyle. zaten ne kadar hızlı hareket ettiğini şeyden hesaplayabiliyorsunuz direkt. Force Ve eşittir mass çarpı acceleration'dan hesaplayabiliyorsunuz yani. Baturay dedi, şey dedi, en kötü durumdan bakıyorlar dedi. O yüzden 9,8 metre bölü saniye kare alıyorlar dedi. Hatta bu da yetmiyor tam olarak. O yüzden bir factor of safety'niz de olması Ha, lazım. Yani evet. güvenlik faktörünüz de olması lazım. O yüzden gereken torku 2 ile 3 ile çarpabiliyorsunuz. Böyle. Ya genelde aslında baktığınızda bütün mühendislikte zaten factor of safety'yi göreceksiniz. Ya örneğin elinize en basitinden bahsedelim. Ne olabilir elinizde? Kapı kolunuz. Kapı kolunuz sizin atıyorum ortalama insan ne kadar olsun? 70 kilo olsun. 70 kilo bir insanın üstüne binmesi de doğru olmadı. Neyle ilgili konuşuyorum? Kapı kolu olmasın. Ha, terazi olsun. Ortalama bir insan 70 kilo. En kötü ihtimal o. En yüksek ihtimal 100 kilodan hesapladığımızı düşünün. Terazilerinizi hiçbir zaman 100 kilo bir insanın üzerine çıkıp ölçüleceğiymiş gibi dizayn etmezler. Yani hiçbir zaman tamı tamına dizayn etmezler. Tam tersine belli bir hata payı koyarlar. Buna factor of safety deniyor. Mühendislikte factor of safety
genel olarak 1,5 ile 3 arasında alınır. Yani atıyorum 100 kiloya göre dizayn ediyorsun, 150 kiloya dayanacak şekilde dizayn edersin Evet. veya 300 kiloya dayanacak şekilde dizayn edersin. Petrol Safety hem bu sistemlerin kaldırma sistem, hani atıyorum 20 kiloyu kaldıracak şekilde değil de 60 kiloyu veya 40 kiloyu kaldıracak şekilde dizayn ediyoruz. Hem de aynı zamanda parçaların kendinin dayanımına göre de yapıyoruz. Yani parçaların normal atıyorum alüminyum plakamız var. Alüminyumdan alüminyumu değiştir ama 6 serisi yani 60-61 bir plakamız olsun diyelim. Ultimate tensile gücü yani en yüksek tensil gücü 270 megapascal. Yaptığınız parçada örneğin 270 megapascal bir kuvvet uygulanmasına izin vermezsiniz o parçanın üzerine. Onun yerine 270 megapascal'ın işte üçte birinin uygulanmasına izin verirsiniz. 90 megapascal sadece uygulansın diye dizayn edersiniz. Buna factor of safety deniyor. Bunu soyluyorsun üzerinden de aslında görebiliyorsunuz simülasyon yaparak. Baturay, önümüzdeki derste mi anlatırız bu tensil strength falan? Daha detaylı, yoksa bu dersi geçelim mi? Zamanımız kalırsa biraz geçebiliriz ama önce bir şeylerden bahsedelim. Bu basit Aynen. işlerden bahsedelim. Ya, Tamam. tor kavramı ve redüksiyonun hesaplanması kavramı aslında bu oluyor. Benim önerim özellikle kendim dizayn yaparken hani gördüğüm şey. A, torku olabileceği en kötü durumdan alın. Bu garanti bir şey yani. Sakın torku işte ama bizim kolumuz tam da yere paralel hiçbir zaman denk gelmiyor deyip ona göre hesaplamayın. Yapabilirsiniz aslında teknik açıdan bir sıkıntı yok ama büyük ihtimalle tahmin etmediğiniz verimlilikle ilgili bir faktör sizi çok kötü bir şekilde etkileyip yani ah demenize neden olacak. O yüzden ah vah demeden önce bence iki kere düşünüp öyle dizayn edin. İkincisi olarak parçalarınızın ağırlığından tam emin olarak dizayn edin. Yani göz kararı bu 3 kilo olur deyip yapmayın. Ölçün. Zaten SolidWorks'un üzerinden parça belirleyip ölçmek bayağı kolay bir şey. Bir parçayı çizerken Materials tabine tıklıyorsunuz. Hangi materyal olduğuna bakıyorsunuz direkt. Ölçün parçalarınızın hepsini. Ona göre hesaplayın her şeyinizi. Bir de son olarak programlanabilir şekilde dizayn etmeniz de önemli. Ya şimdi atıyorum size sadece 3 Nm tork yetiyor olabilir ama kolunuz 3000 RPM'de dönüyorsa hiç kimse ona PID yazamaz. Ona göre de bir bakmanız lazım. Ve factor of safety'yi kullanmanızı da öneririm. 1,5 factor of safety genelde iyi bir factor of safety'dir. Çünkü örneğin zincirli bir sistem kullanıyorsunuz veya kayışı bir sistem kullanıyorsunuz. Onların verimsizliklerini hesaba katamıyor olabilirsiniz. Özellikle kayış veya zincir gerginiz varsa, yani kayışınız veya zinciriniz kuvvetin uygulanacağı yönün tam paralelinde değilse, o zaman kayışın o tarafa doğru hareketinden dolayı zaten ayrı bir komponent oluşuyor. Ayrı bir vektör oluşuyor orada. Oraya doğru da bir kuvvet uygulanıyor. O kayış gergisinin ilerisine doğru, o kayış gergisinin yönünde de bir kuvvet uygulanıyor. O kuvveti kaybettiğinizi de unutmamanız lazım. O yüzden onu hesaplayabilirsiniz. Ona göre tam ucu ucuna dizayn yapabilirsiniz. Çalışır mı? Eğer her şeyi tam mükemmel yaptıysanız işte atıyorum dişçilerden %95 verimlilik alacağız. Şuradan şu kadar alacağız. Her şeyi hesaplayarak yaptıysanız çalışır. Amenna. Ama lise seviyesinde bunu yapabilir misiniz? İmkanı yok. O yüzden Factor of Safety'de kullanın. Dediğim gibi, her Ayrıca zaman en kötü duruma göre dizayn edin. Evet. Factor of Safety mesela kollarda şöyle iyi. Karşı takımın bir tane robotuna çarptınız. Defans yapıyor size. Ve hala devam ediyor. Sizin ağrınız da programınızdan dolayı açılmaya çalışıyor. Açılmaya çalışırken motorunuzu yakabilirsiniz. Evet. Ya yani şöyle bir şey var. Asla faktör edemeyeceğiniz şeyler oluyor. Örneğin biz Amerika'ya gittiğimizde robotumuzun üzerine direkt bir robot uçmuştu. Altı hafif rampamsıydı robotun. Bizim tamponlara sürtülerek direkt robotun üzerine zıpladılar. Yani bunu açıkçası hiç kimsenin düşünebileceğini inanmıyorum. Yani ben hayatım boyunca öyle bir şey görmemiştim, düşünmemiştim de. Sonucu çok iyi olmadı tabii. Robotum mahvoldu ama İyi bir tecrübe oldu en azından. Yani robot dizaynı ile ilgili bize iyi bir tecrübe oldu. Gördük ki ha, Factor of Safety işte burada işe yarıyormuş. Factor of Safety'den bahsettik. Şimdi nereye geçebiliriz? Neye geçelim? Çizgisel hıza mı geçelim? Aybars sen neye geçmek istiyorsun? Çizgisel hıza geçebiliriz de bilmiyorum. Ben zaten ekranı göremiyorum. Aa, üzüldüm. Çizgisel hıza geçelim o zaman. Bir shooter dizaynımızı gösteririz. Bir de şey gösteririz. Geçen seneki tasarım.
Şimdi Sonra tamam. redüktör dizaynında nasıl reduction yapılması gerektiği, nasıl hesaplanması gerektiğinden bahsettik. Şimdi reduction yaparken aynı zamanda farklı bir şekilde göz önünde tutmanız gereken şey oyun objenizi kontrol ettiğiniz pattern ve oyun objenizi kontrol ederken kullandığınız objeler. Bu objelerden bahsettiğim ne? Roller'lar olabilir, wheel olabilir, herhangi bir shooter wheel olabilir. Bunlarla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi siz bir oyun objesini kontrol ediyorsunuz. Obje hareket ediyor belli bir kayış üzerinde, bir tekerler silsilesi üzerinde hareket ediyor. Çok güzel. Bu tekerlerin hepsinin belli bir dönüş hızı var, değil mi? Şimdi bu dönüş hızları eşit olursa hiçbir sıkıntı olmaz. Tekerden tekere, tekerden tekere gayet uzun geçer. Ancak dönüş hızları aynı olmazsa o zaman sıkıntılar görebilirsiniz. Dönüşlerden biri çok hızlı, biri çok yavaşsa, örneğin atıyorum ilk başta bir tarafında işte 5 metre bölü saniyeye hareket ettirebiliyorsa, diğerinde 20 metre bölü saniye hareket ettirebiliyorsa, 20 metre bölü saniye hareket edene değene kadar 5 metre bölü saniyeye hareket edenler çıkamadığı için ona sadece sürtüp tutuşunu kaybedebilir. Tam tersine örneğin 20 metre bölü saniye hareket ettirenden 5 metre bölü saniye hareket ettirene geçersen, tam tersi yönden geçersen de sıkışabilir orada. Çünkü 20 metre atmaya çalışıyor, 5 metre daha alamıyor onu. Bunun için çizgisel hız hesabı yapmanız gerekiyor. Çizgisel hız hesabı bunun shooter'ın yan plate'lerinin sketch'ine girsene. Filip. Filip duyuyor musun? Ben duyuyorum. Da galiba ekran gitti. Aynen. Bekleyeyim mi? Yani özür dileriz ama biliyorsunuz internet yapacak bir şey yok yani. Aynen. Virüs. Virüs. Korona da. Bu parçaya bakalım. Sketch'ini açsana direkt. Bu sketch'ini açınca bu arada bilgisayar öyle bir kasacak ki. Ben de buldum bu arada, açabilirim istiyorsanız. Şu an şöyle göstereyim. Ya burada zaten ben anlatacağım olayı. Şeylere baksana. Roller'ın sketch'in için silmişim de önemli değil. Tamam. Kayışların oraya gelsene direkt. Kayışların oraya gel. Aynen. Bir saniye, hangi kayışlar? Direkt 775'lerin oraya gel. Ben şu an kendi çizim yaptığım bilgisayardan size sunum yapamıyorum. Çünkü kullandığım bilgisayarın mikrofonu bozuk. O yüzden başka bir bilgisayardan şey yapıyorum. Onda da çizim programlarım yok. Özür dilerim bu konuda biraz. Arkadan çok kötü bir ses geliyor bu arada. Şeye geçelim yani. Şimdi olay şurada bu. Burada 1 bölü 3 redüksiyonumuz var. Top atma mekanizması ile ilgili. Bu senin top atma mekanizması bu. 1 bölü 3 redüksiyonumuz var. Vex Pro'lar boş hızda 18.000 RPM'de dönüyor. 1 bölü 3'te 6.000 RPM'de dönüyor demek bu teker. Bu tekerin dış çapı, daha doğrusu bu tekerin çapı 15 cm. Bu tekerin de çapı 5 cm. Şimdi, olay şu. Eğer topun sıkışmasını istemiyorsanız bu iki tekerin de dışının, yani ittirdikleri hız aynı olmalı. Çizgisel hızları aynı olmak zorunda. Çizgisel hız dediğimiz şey yüzeyinde ilerlediğiniz mesafe gibi düşünün. Örneğin yani şöyle diyeyim. Bunların üzerinde mürekkep olsaydı, bunları döndürseydiniz ne kadar mesafe gidecekleri. Eğer bunlar aynı hızda gidiyor olsaydı 1 bölü 3 yine aralarında fark olduğu için, yani burası 15 santim, burası 5 santim olduğu için üstteki teker diğerinden 3 kat daha fazla gidecekti. Mantığı bu. Yani çok basit bir mantığı var. Bunun olmaması için motordan 16'ya 48 bir reduction'unuz var. Reduction'unuz var. Sonra bu tekerden diğer tekerde de yine aynı reduction'ın tersi var. Bunu yaparak şey yapıyoruz. Teker çizgisel hızın bütün topun gittiği pad boyunca, yani bütün topun gittiği yön boyunca aynı olmasını sağlıyoruz. Çünkü aynı olmazsa yine tecrübe sabit, sıkışıyor. Yani gözlemledik. Hatta bu sene de gözlemledik. Çizgisel hız aynı olduğu halde, farklı bir şeyden dolayı olsa da gözlemledik.
O yüzden çizgisel hızınızı genel olarak sistemlerinizde aynı tutmanız lazım. Son bir recap alacaksak, her şeyin önüne çıkacaksak, bir sistemin içinde aynı oyun objesi aynı çizgisel hızla içinde tutulmalı. Yani başından sonuna kadar sistemin içinde 20 metre bölü saniye ile gidiyorsa obje 20 metre bölü saniye ile gitmeli. Her sistemde, her parçasında. Eğer çizgisel hızınız değişecekse yavaştan hızlıya gitmenizi öneririm. Yani yine çok büyük atlamalar yapmayın. Duran bir objeyi yeniden hareket ettirmekte bir sıkıntı yok. Ama özellikle atıyorum 10'dan 20 metre bölü saniye bir anda geçmeyin. Sıkışma oluyor. Ama örneğin 15'ten 20'ye geçecekseniz 20'den 15'e değil de 15'ten 20'ye geçmenizi tercih ederim. Önce yavaş sonra hızlıya geçiş yapmanızı öneririm. Onun dışında sistemlerinizin çizgisel hızla ilgili olan bütün sistemlerin, bütün bu şeylerin dayanıklı olduğundan emin olun. Özellikle yüksek hızla çalışanların. 6000 RPM'de çalışan bir sistem dayanıklı değilse veya tam balanslı değilse çok tehlikeli bir sistemdir. Gerçekten ölümünüze bile neden olacak kadar tehlikeli bir sistemdir. O yüzden böyle şeyleri dizayn ederken özellikle iyi olduğuna emin olun dizaynınızın. Onu söyleyeceğim. Bir de hani bu biraz abi tavsiyesi ve gözlemim kendimin. Robotunuzun bu çizgisel hızla ilgili yine ama şey yani az önce bahsettiklerimle çok alakalı değil. Örneğin bir intake yapıyorsunuz, bir roller yapıyorsunuz, bir içeri alma mekanizması yapıyorsunuz. Çizgisel hızı o içeri alma mekanizmasının robotun çizgisel hızının iki katı olmalı. İki katı olmalı dediğim tam iki katı olmak zorunda değil yani 1.75 ile 2.25 arası herhangi bir şey olur ama iki katına yakın bir şey olmalı. Diğer türlü aynı çizgisel hızdaysalar alamıyorlar genel olarak. Çok fark aralarında yoksa veya daha yavaş çalışıyorsa zaten direkt alamaz. Ama aynı çizgisel hızda veya aralarında çok az fark varsa da genelde alamıyor. O yüzden tam aynı şey iki katı veya iki katına yakın bir yerde olmasını istemezsiniz. Çok yüksek çizgisel hızlara hani bu herhangi bir sistem için geçerli bir şey. Bir şeyi ışık hızında hareket ettirmeye çalışırsanız genel olarak olacak olan şey örneğin bu senenin oyun objesiyle örnek vereyim. Bu sene örneğin topunuzu böyle ışık hızında hareket ettirmeye çalışırsanız genel olarak limonata suyu çıkıyordu topunuzdan. Yani mahvoluyordu toplar. O yüzden manyak bir çizgisel hızla göre de dizayn etmeyin. Ne gerekiyorsa onu yapın. Çok fazlasına gerek yok. Çizgisel hızla hani söyleyeceğim ilgili şeyler bu kadar. Ha burada onun dışında neden bahsedebiliriz? Belki obje nasıl oyun objelerini nasıl hareket ettirmemiz gerektiğinden bahsedebiliriz. Filip, kayış alanından değil, kayış alanından çıkıp da şu kıvrıma doğru gidebilir misin? Kayış alanından çık, kıvrıma. Tamam, biraz geç geliyor olabilir. Anladım. Evet, geç geliyor bu arada. Şimdi, bu senenin 7 inçlik bir top çizer misin? O bayağı geç geliyor bu arada. Evet. Oh. Bu topu etrafta hareket ettirerek göstereceğim. Şimdi ilgisini kasmaya başladı. Kimin arkası? Eyvah. Soydorsun bu gerçeklerinden biri bayağı sıkıntılı şeyler olabiliyor. Aybar sen de o arada kendi bilgisayarından açmaya çalışsana. Tamam benim ama süpürge sesi gibi olacak bu arada fanlardan dolayı. O arkadaki ses senin fanlardan mı geliyor? Şu anda mı bilmiyorum. Çok gelmiyor bana ama size geliyor mu bilmiyorum. Evet, bize bakarız şimdi dur. Mütlüyorum şimdi hemen. Tamam. Gitti mi? Gidip geldi mi yani? Exit sketch yaptı yine de. Ya kapanmasından iyidir. Bir şeyleri kapattım şimdi. Göstereceğim şey şu burada obje management'ı bahsedeceğim. Olay şu hazır Filip'e uğraşırken yine söyleyeyim. Objeleri hareket ettirmekle ilgili yapmanız gereken en önemli şeylerden biri objeyle her zaman temas kurduğunuzdan emin olmanız. Temastan kastım şu.
Ya obje işte robotta bir plakanın üzerinde anlamında temastan bahsetmiyorum. Her zaman hareketli bir parçanın teması olmak zorunda objeye. Bu gerçeği konuşmak gerekirse bu sene öğrendiğimiz bir ders bizim de ama iyi öğrendik. Yani ve hani kötü bir şekilde öğrendik diyeyim. Yer çekimine güvenmeyin. Aynen, yer çekimine güvenmeyin. Olay şu. Eğer pasif bir şeyle almaya çalışıyorsanız, örneğin geçen senenin oyundan bahsedeyim. Cırt cırtla geçen senenin oyununda hatchler denilen şeyler vardı. Bildiğiniz plakalarda ortaları boştu. Yanlarında da cırt cırt yerleri vardı. Cırt cırtla hatch almaya çalışırsanız genelde başarısız oluyordunuz. Çünkü bu pasif bir mekanizma. Tam olarak hiçbir şekilde sabit tutmuyor veya tam ortalamıyor alacağınız paneli. O yüzden sıkıntılı bir mekanizma. Ama örneğin ortadaki delikten bir kanca atıp kancayla tutarsanız her zaman alıyordunuz. Neden? Çünkü aktif bir mekanizma. Kancanın örneğin altını, arkasını düz yaparak parçanın her zaman düz geleceğine emin olabiliyorsunuz. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Tam ortalıyorsunuz parçayı. Kısacası parçayı her zaman aktif bir şekilde tutmanız lazım. Her zaman hareket eden parçalarla, her zaman oynayabileceğiniz, ayarlayabileceğiniz sistemlerle tutmanız lazım parçayı. Yoksa işte bizim bu sene yaptığımız hata gibi yer çekimine güvenip örneğin bir rampa gibi bir şey yapmaya çalışırsanız genelde çalışmıyor. Çünkü tahmin edemeyeceğiniz kadar çok faktör var bu işte. Örneğin robotunuzun yavaşlaması veya hızlanması direkt zaten buna etkiliyor. Çünkü bir rampanın üzerindeyse sadece yana, yani sadece ileri veya geriye bir kuvvet olmaktan çıkıp yavaşlama ve geri hızlanma yukarı ve aşağı doğru olan bir kuvvete dönüşecek. Bu durumda zaten robotun topunuzun örneğin bir rampayla alma mantığınız direkt başarısız. Yani baktığınızda bir sürü farklı faktör var ve bunları hesaba katamazsınız. O yüzden yapmanız gereken şey her zaman objeyle temas içinde olmak. Her zaman objeyi kontrol edebilir halde bulunmak. Hani benim bu oldu gerçekten bu arada. Dizayndaki yapmanız gereken ana şeylerden biri. Sildim mi film şeyi? Açabilirim istiyorsanız ekranı. Dur. Yine deneyeceğim. Galiba bir yerle şey yaptı da çünkü. Hazır Filip daha uğraşırken biraz daha konuşayım. Objelerin... Ben açabilirim bu arada ekranı da Turay. Duydun mu? Tamam. O zaman sana geçeriz de sonra. Objelerinizi asla ama asla bu arada sert köşelerden falan geçirmeye çalışmayın. Yani hiçbir objenin direkt 90 derece yapmaması lazım. Her zaman belli bir kıvrımla gelmesi lazım. Yani objenin çapının yarısı kadar en azından bir şeyiniz olmalı. Bunu bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle ama materyallerde özellikle örneğin metal bükecekseniz K faktörü denilen bir faktör var. Metali kendi çapına, kendi kalınlığına kadar göre ne kadar çapla bölebileceğiniz gibi. Objelerinizin K faktörünün 2 olduğunu düşünün direkt. Yani şöyle diyeyim. Objenizin ya K faktörünün 2 olduğunu düşünün demek hatalı oldu. K faktörünün 1 olduğunu düşünün. Objeniz ne kadar kalınlıkta örneğin? Atıyorum 17 santim mi? Objenin 90 derece döneceği yerin de köşenin de örneğin çapının 17 santim olduğuna emin olun. Böyle bir dizayn yapın. Yoksa hata, yani objeniz sıkışır. Çünkü o kıvrımı alabilecek şekilde bir şey yok. Yapısı yok. K faktörünüzün 1 olduğunu düşünün diyorum o yüzden. Kısacası objenizin örneğin 90 derecelik bir köşede dönecekse Filip bir şey yapabilir misin? Çizebilir misin onu? Neyi fotoğrafı yine sorar mısın? Bir nokta çiz. Tamam mı? Bir nokta belirle. Veya bir çizgi çiz sadece. Tamam. İki tane çizgi çiz. 90 olsunlar birbirlerine. Dur. Ne oluyor Filip? Ne yapıyorsun? Arkada diğer iki şey de açık olduğu için kasıyor biraz. Anladım. Adrelation de direkt de online bir gibi. Evet, öyle. Perpendicular. Tamam. En uç noktasıyı da şey yapsana bu arada. Coincident yapsana o şeyin. En ucuyla mı şey yapayım? Adrelation Clear Selections de bak. Noktası var, şu o nokta var ya, en ucuyla yap, aynen. Equal de onlara, iki şeyde, çizgiye de.
Sonra iki tane top. Bir saniye şunu şey yapayım. Ya anlatmak bayağı uzun sürdü bunu ya, boş yapmasa tamam, önemli değil. Top çizdim de hareket ettiremiyorum. Uçlarına çiz ya. Ben deneyeyim istiyorsan Abraham. Sen denesene. İstiyorum Batur abi, açıyorum ekranımı. Aç ekranı, aç. Abraham'ın bilgisayarı vefat etti. Geldi mi ekran? Geldim. Tamam, İlk olarak pete göstersen, hemen yediğin inçlik topu çizip pete göstersene. Tamamdır. Ne kardı bu? 4 inç miydi top? 7-7. 7 inç. Hı hı. Hop. Big boy. Aa, şimdi. Herkesten tutup işte kaydır. Uf, ekran var, bayağı geç geliyor bende. Bayağı geç gelmiyor, kasıyor kral. Ha. Kes, geçen boyu de kasıyor. Ucuna getirsen yeter zaten, görecekler orada. Şöyle göstereyim. Heh, kasmıyor şu zaten... an, çok kötü değil. Böyle geliyor. Buradan atıyor böyle direkt. Evet. Zaten şu merkezi direkt şu çizgiyi takip ediyor gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki çizgiyi. Zaten öyle dizayn etmiştim. O kıvrıma göre dizayn ettim. Ya olay şu aslında, baktığınızda burada. Burada da aslında aynı prens zaten. Buradaki dönüşün, bu keskin bir dönüş gibi gözüküyor. Bu alacağı çap, yani dönüşü yaptığım yuvarlağın çapı bu topla aynı çapta. Mantık oradan geliyor. K faktörünü bir yapın dememin nedeni o. Bundan daha keskin olursa dönüş, büyük ihtimalle topunuz belli bir yerde sıkışır. O yüzden dediğim gibi K faktörünü bir tutun. Hani K faktörü diyelim o şeye, topun döneceği turning circle'ın boyutuna bir tutun. Birden daha küçük yapmanızı önermem gerçekten. Çünkü sıkıştığını gördüm ben mekanizmalar içinde. Hani şey değil, boru değil. İzleyince yarışmaları falan görüyorsunuz yani nasıl sıkıştığını. Onun dışında Türkiye'deki başka en büyük sıkıntılardan biri olan şeyden bahsedelim. Center of Gravity'den bahsedelim. Eski robotun dizaynına ihtiyacım var. Abraham'a geri veriyorum o zaman ben ekranı. Abraham'a geri veriyorsun, aynen. Hepimizde bad network quality yazıyor ya, bayağı komik bir şey bu arada. Eski robotu açsana. Türkiye. Evet, Center of Gravity. Türkiye'mizdeki en eğlenceli şeylerden biri. Şimdi, Center of Gravity ne demektir? Yani basit bir şekilde ağırlık merkezi demektir. Ağırlık merkezi neden önemlidir? Şimdi, bunun ağırlık merkezinin önemli olmasının ana nedeni şu. Bizim yaptığımız FRC robotları saatte 45 kilometreye kadar hıza çıkabiliyor. Bayağı yüksek hız fark ettiyseniz. Şimdi saatte 45 km hızla giden bir şeyi bir anda durdurdunuz. Arabada bir frene bastığında ne oluyor? Düşünün bir. Ne hissediyorsunuz? Tabii ki de kemerlere doğru çekildiğinizi hissediyorsunuz. Kemerlere doğru çekildiğiniz, yani bildiğiniz öne doğru fırlamayı hissediyorsunuz. Özür dilerim, ses gidiyormuş biraz da. Öne doğru fırlamayı duyuyorsunuz. Bu öne fırlama neden oluyor? Inertia denilen bir şey var. Eylemsizlik kuvveti diyelim. Bildiğiniz bulunan obje, hani var olan obje başka bir kuvvet uygulanmadığı sürece aynı yöne doğru gitmeye devam etmeye çalışıyor. Bunun sıkıntısı ne? Özellikle Türkiye'de elevator gibi sistemlerle olan robotlarda görülüyor. Şimdi ağırlığı hiçbir şekilde hesaba katmıyorlar. Kolları, liftin kendisi çok ağır oluyor. Bu ne yapıyor? Ağırlık merkezini öne doğru götürüyor. Robot sonra bir anda duruyor. Robot bir anda durunca ağırlık merkezi robotun tekerleğinin yarattığı alanın dışına çıkıyor. Şimdi ağırlık merkezi eğer taban alanınızın dışına çıkarsa ne olur? Devrilirsiniz. Bu kadar basit. Takla. Sonra robotların breakdance yaptığını görüyorsunuz. FRC'de, ne FRC'si? Herhangi bir yere değen sistem dizaynınızda sabit olmasını istiyorsanız şeyin,
bozulmamasını istiyorsanız yaptığınız şeyin, bu arabada dahildir. Örneğin çok az kişinin bildiği bir şeydir ama hani gördüğünüz büyük jipler var ya, onlar genel olarak sedanlara göre kazalarda çok daha tehlikelidir. Neden? Çünkü ağırlık merkezleri daha yukarıdadır ve hızlı bir frende veya ani bir dönüşte devrilme tehlikesine sahiplerdir. O yüzden yani doğaya ve çevreye katkısı yüzünden, B, ölmek istemiyorsanız sedan kullanmanızı tercih ederim jiplere göre. Onu da söyleyeyim. Elektrikli jiplerde farklı bir olay var. Onlar bayağı iyi. Onların bataryası altta olduğu için onlar ağırlık merkezi düşük oluyor ama diğerlerinin öyle olmuyor. Onu da arkadan bir çizeyim, hata olmasın. Aynı durum şeylerde de var. Nefes robotlarında da var. Ne kadar yukarıdaysa ağırlık merkeziniz o kadar kötü. Çünkü ilk olarak FRC robotlarının çoğu Rookie takımı olarak sizin de yapacağınız şey, Rookie olduğunuzu düşünüyorum çoğunuzun. Baturay Çoğu sesin FRC gitti bu takımı... arada. Sesim mi gitti? Sesim mi gitti? Beni duyuyor musunuz? Ben duyuyorum şu anda da geri kalanı bilmiyorum. Anladım. Şu an duyuluyor muyum? Devam edebilirsin, bir sıkıntı yok. Tamam. En son nerede şey olmuştu, sesim gitmişti? Sesin kesilmedi hiç. Bir sorun yok. Ha, tamam. O zaman Aybars'a gittim. Ne diyordum? Ağırlık merkezi diyordum. Ha. Çoğu Rookie takımının robotu koptan çıkan şeyli robotlar. Hemen sesini alayım. Koptan çıkan center droplu. Yani orta tekerin alt yandaki tekerlerden daha aşağıda olduğu robotlar. Bu robotlarda ne oluyor? İlk olarak zaten center droplu olduğu için durduğunuz anda center drop'ta ön tekere doğru bir hareket var. Bu hareketle zaten robotunuz biraz eğiliyor. Ağırlık merkeziniz zaten aslında biraz öne gidip tekerlerinizden uzaklaşmaya başlıyor. Bir de onun üzerine eğer yukarıdaysa ağırlık merkeziniz, yüksek momente sahipse direkt tekerlerin yarattığı alandan çıkıyor. Şlak! Takla attınız. Takla attığınızda ne oldu? Büyük ihtimalle maçta bir daha oynayamayacaksınız ve robotunuz bayağı hasar alacak. O yüzden robot dizayn ederken her zaman ama her zaman İlk şey olarak şasenizde veya şeyinizde ağırlık merkezinizin altta olduğuna emin olun. Ağır olabilecek herhangi bir şey, gearboxlar, sim gearboxları, batarya, atıyorum Roborio falan değil de PDP, bunların hepsinin en altta, robot tabanına en yakın noktada olduğuna emin olun. Ağırlığınızı olabildiğince yere yakın tutmaya çalışın. Gerekirse robotunuza balast koyun. Yani ne olur? Örneğin kurşun ağırlık olur. Çelik ağırlık olur. Robotunuzun devrilmemesinden emin olmak için ağırlık koyun Bana robotunuza. sakın koymayın bu arada. Aa, doğru. Kurşun ağırlık koymayın. Onu unuttum. Kurşun ağırlığı Amerika'ya giderken dikkat ediyorlar. Bizim robotumuzda kurşun ağırlık vardı. Hazmat, biliyorsunuz hani biyolojik savaş kıyafetleri falan oluyor ya böyle. Bu aralar haberlerde gördüğünüz kıyafetler var ya. Onlarla gelip kurşun ağırlıkları falan aldılar robotumuzdan. Öyle komik şeyler yaşadık. Bize şey şeklinde baktılar. Terörist gibi baktılar. Bayağı kötüydü. Kurşun ağırlık koymayın. Çelik koyun. Tungsten falan bulursanız tungsten koyun. Yoğunluğu yüksektir onun. Ama kısacası ağırlık Abi. merkezinizi olabildiğince aşağıda tutmaya çalışın. Bunu örneğin önüne geçmek için geçen sene 254 şey yaptı. Yine elevator sistemi vardı. Ama örneğin yukarı şey atıyorlar, top atıyorlar. O yüzden bütün elevator sistemi yukarıda. O yüzden ağırlık merkezi yukarıda oluyor. Örneğin birisi çarptıysa bunlara Açsana. kod yazmışlar. Şu anda nerede var bilmiyorum da. Gyro'dan Direkt bakıyorlar açılarını. Sonra ona göre işte yan yatmaya başladıkları anda bütün sistemi aşağı indiriyorlardı ki ağırlık merkezi aşağı düşsün, devrilmesinler diye. bir şey daha vardı onda. 250'nin robotunu açsana geçen seneki. Direkt bakalım. Onda çok güzel bir şey daha var. Yine ağırlık merkeziyle ilgili bir olay. Profile pick'ine bayalım vardı Şu bir. teşekkür ederim Batur'a. Bir saniye. Nerede var bunların? Hazır flip açarken konuşalım bizden. Şurada. Aç. Heh, tamam. Çok hızlı oldu. O kadar kastırmadan. Yani Technical bu Binder'a girsene direkt. fotoğraftaki Tech Binder'a gir. Şeye bakalım. Yandan filan tam bir fotoğrafı vardır büyük ihtimal.
Ya zaten robotun güzelliğinden iyi bir şey olduğunu anlıyorsunuz da. Sen neyine bakacaksın? Ona göre Şeye buradan bakacağım bulun. ya. Aşağı elevator tarafında gelecek bir yerlerde olacak. Elevator'da göreceğiz büyük ihtimal. Bu şimdi Bu fotoğraf güzel olabilir. Climb kolu çok iyi gözükmüyor gerçi ya. tamam, dur biraz daha indireyim. Bu değil. Bu. Bu değil değil. Var. Ya olay şuydu. O yandan tam fotoğrafa geçsene yeniden. Biraz şey olacak. Şimdi o yandan o değil diğer şey. Ha. Diğer fotoğraf. Ya, siyah bir profil indiğini görüyorsunuz arkadan değil mi? O profil aslında ayrı bir kol. Aynı elevator'ın, aynı lift'in üzerinde ikinci bir kol. Şimdi 254'ün yaptığı şey şuydu. Robotun ağırlık merkezi öndeki koldan ve elevator'dan dolayı 7/24 değişiyor. O kolun kendisi de bayağı ağır bir kol. Neden? Çünkü robotun tırmanma mekanizması o kola aitti. O kola bağlıydı. Adamların yaptığı şey şu. Robotun ağırlık merkezi değiştikçe bununla ilgili bir gyro dataları var. Gyro'dan bilgi alıyorlar bildiğin. Nereye doğru kaydığını robotun görebiliyorlar. Bunu gözlemliyorlar. Ve bunun tam tersi şekilde kolla hareket yapıyorlardı. Hani robotun ağırlık merkezi öne doğru gittiyse kol arkaya doğru açılıyordu. Bu sayede ağırlık merkezini eşitlemeye çalışıyordu. Böyle bir dizayn yapmışlardı. Hani fark ettiyseniz tabii hani ağırlık koymak en kolay çözümlerden biri ama ağırlık merkezi probleminde bir sürü farklı çözüm bulunabiliyor. Birazcık da bunu da göstermek istedim. Aynı zamanda Bu 254'ü dediğim gibi bakın çok cool bir takımlar yani gerçekten. tabii çok Geldim uç ben. bir nokta. Tamam. Yani Başka diyorsan. dizaynları gerçek anlamda mükemmel 254'ün. Vay ayrılıyorsunuz. Son olarak bakalım. Şimdi ağırlık merkezinden bahsettik. Çizgisel hızdan bahsettik. Reduction nasıl yapılır ondan bahsettik. Şeyden bahsedelim. Materyal özellikleri ve dayanıklılıktan bahsedelim biraz. Bir de materyale göre daha doğrusu materyale göre dizaynından bahsedelim biraz. Şimdi materyallerimiz baktığınızda alüminyum yield strength yazsana bu arada Filip. Direkt testini açabilirsin, Filip. Materyallerimize baktığımızda özellikle FRC'de baktığımızda polimerler ve metaller materyal olarak iki farklı şey olarak gözüküyor karşınıza. Ha, şu yan stress strain curve diye Wikivende yazıyor ya ona gir. O en güzel gözüküyor. Şimdi materyalleri dizayn yaparken ilk olarak hani rule of thumb'lardan bahsedeyim. Metal bir sistem yapıyorsanız metal sistemin içeri girebileceğinden emin olun. Çünkü metallerde yield strength denilen bir nokta var. Şu an görüyorsunuz zaten ekranda. O noktadan daha fazla kuvvet yerse materyal var olan hani oluşan deformasyondan geri eski haline dönemiyor. Bunu öyle bilin. Ve genel olarak o yield strength'ı vurmak özellikle FRC durumlarında işte örneğin duvara vurdunuz veya bir robot size vurduk bayağı kolay. Materyallerin çoğunun da yield strength'ı çok yüksek olmadığı için özellikle metallerde içeri takılabilen hani içeri girebilen mekanizmalar yapmanızı öneririz metallerle. Polimerlerde polimerden kastım polikarbon olur. High density polietilen olur. Onun dışında ne olabilir? Karbon fiber polimer olmuyor. Karbon fiber kompozit oluyor ama yine polimerlerle benzer özelliklere sahip çoğu konuda. O yüzden karbon fiber diyebiliriz. Karbon fiber olur. Onun dışında deldrin olur. Asa olur. ABS olur. Yani plastiklerde daha çok teflon olur. Onun dışında naylon olur. PA66, PA60 kestamidi yani bu tip naylonlar olur. Bunun hepsinde şöyle bir özelliği var. Bu parçaların ultimate strength dediğimiz en yüksek kuvvetleriyle yield strength'leri genel olarak aynı nokta veya çok yakın noktalar oluyor. Bu ne anlama geliyor? Parçaya ne kadar kuvvet uygularsanız uygulayın, yaşadığı deformasyona geri eski haline dönebiliyor. Bu yüzden bu parçalar örneğin dışarıya giden sistemlerde daha rahatça kullanabilirsiniz.
Bir intake yaparken polikarbondan yapmanız bayağı mantıklı oluyor intake'inizde. Çok daha dayanıklı olur. Herhangi bir vurduğunda çok daha zor kırılacak şekilde olur. Ancak bu materyallerin de tabii ki de kendilerine ait dezavantajları var. Bunlardan en önemli alüminyum veya çeliğe baktığınızda bu materyaller genel olarak titreşimi veya balansı olmayan bir sistemi çok daha iyi halledebiliyor. Ama örneğin polikarbon veya bu polimer dediğimiz materyallerin, polimer bazlı materyallerin hepsi stres ve özellikle titreşimden dolayı olan stres cycle'larından, stres döngülerinden çok dayanıklı bir şekilde çıkmıyorlar. O yüzden örneğin polikarbon bir parçanın üzerinde bir gearbox yaptığınızda bu gearbox'ınız yalpaladıkça karbon parçaya ağır bir şekilde zarar verecektir. Aynı zamanda gearbox'ın da verimliliği bayağı düşecektir. O yüzden bir gearbox'ınızı bir polikarbon parçanın üzerine bağlayacaksınız. En azından iki tarafında da o gearbox'ın alüminyum veya çelikten parçaları olması lazım. Bunun dışında materyal grafiği okumayı direkt öğretelim. Şimdi burada önümüzde stress versus strain grafiği var. Stress versus strain genel olarak en çok göreceğiniz materyallerle ilgili graf. Stres belli bir noktanın üzerine uygulanan kuvvetten bahsediyor aslında burada. Yani daha farklı bir şey ama en basit şekilde böyle açıklayacağım. Çünkü SolidWorks'un üzerinde zaten simülasyon yaparak büyük ihtimalle izleyeceksiniz bunları. O yüzden daha ağır anlatmanın bir anlamı yok. Strain de bu kuvvetten dolayı oluşan deformasyondan bahsediyor. Yine tam olarak doğru değil ama en basit anlatımı şu anlık yapabileceğimiz böyle olacak. Şimdi baktığımızda grafın ilk başta lineer bir şekilde gittiğini gözlemliyoruz. Yani düzgün bir şekilde gayet sakin bir şekilde gidiyor. Ondan sonra bir peak var. Bir peak yapıyor sonra düşüyor. Bu nokta yield strength deniliyor. Ve bu nokta genel olarak bir parçanın deformasyonun değişilmez bir şekilde deforme olmaya başladığı noktaya deniliyor. Bundan sonra fark ediyorsunuz ki zaten parça var olan strese karşın çok daha fazla eksemeye, çok daha fazla deforme olmaya başlanıyor. Bu nasıl gözlemliyorsunuz örneğin özellikle? Necking kısmına bakalım. Strain hardening biraz daha farklı bir şey. Ama necking özellikle bunun için en güzel noktalardan biri. Elinize hiç örneğin en kolayı plastik bir çubuk veya bir şey kırarken fark etmişsinizdir belki. Kırarsınız böyle gevşetirsiniz. Rengi değişir ve böyle uzamaya başlar. O uzama şekli, hani o uzama hareketi necking dediğimiz noktada geliyor. Ve necking dediğimiz noktada da fark ettiyseniz strese karşın uzama şeyi, strain miktarı çok daha yüksek. Sonra zaten kırdığınız noktada da fracture oluyor. Kısacası materyallerinizi özellikle dizayn ederken yield strength'e göre dizayn edin. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Metallerde yield strength'e göre dizayn etmek çok basit. Maksimum misses stresine göre dizayn etmeniz gerekiyor. Bunları biraz daha yani bir iki ders sonra daha açıklarız büyük ihtimalle. Ama kısacası Batur, şey gösterebilirsin bu ders. Testin ve eş zamanlı grafının çizildiği videolar var. Biliyorum. Anladım. Açsana o zaman Filip onlardan bir tanesini. Alüminyum Yield Strength Test yaz YouTube'a garanti çıkar. Almanlar bu şeyden gerçekten çok zevk alıyor. Dalga bile geçmiyorum. Bununla ilgili kağıtların hani bütün araştırmaların neredeyse hepsi Almanlara ait oluyor. Şunu Ha, bir yanındaki Material Science 2000 o bayağı güzel bir videoydu. Tensile test. Geç, biraz ilerle yani. O 8 dakikalık videoyu izleyecek halimiz yok. Burada setup'ını falan anlatıyor çünkü. Bakın. Heh. Fark ettiyseniz en baştan başlıyor mu? Şu an lineer bir şekilde gidiyor. Gidiyor. Zaten o noktaya geldiğimiz anda fark edeceğiz büyük ihtimal. Dur. Şu kıvrımın oluştuğu nokta yield strength'inin bittiği nokta. Yani bu parçanın yield strength'i kaç neyden hesaplıyorlar? Direkt kilonewton demişler. Anladım. Bu parçanın yield strength'i bu çapta 32 kilonewton'muş. Bunu biliyoruz. Sonra devam edelim.
Şu an strain hardening denilen kısımdayız büyük ihtimalle. Strain hardening'in olayı ne? Onu da bahsedeyim biraz. Durdursana film. Strain hardening'in olayı şu. Bir parçayı belli bir miktarda büktüğünüzde onun üzerine belli bir kuvvet uyguladığınız için parça bu durumda değil. Bu çok absürt bir hareket ama normalde uygulanabilen kuvvetlerden daha dayanıklı hale gelebiliyor. Buna strain hardening deniyor. Yani daha doğrusu bunun olmasına neden olan ana özelliklerden biri strain hardening. Strain hardening'i en kolay nerede görebilirsiniz? Hiç kamyonetlerin falan arkalarını gördünüz mü? Böyle tuhaf tuhaf şekiller vardır, çukurlar vardır böyle büyük büyük. İşte dağ gibi, nasıl desem, kamyonet arkası yazsana Filip internete. kamyon arkası izi. F-150 şey yazsana direkt. F-150 ne diyebiliriz? Pick-up yaz direkt abi. Çıkar zaten. Görseller. Backside falan yaz hatta. Backside falan yaz. Zir aynen. Heh. İçini gösteren bir mübarek olursa. Yok yani olacağını sanmıyorum. Ya tamam o zaman şuradan bahsedelim. Bulaşık makinenizin veya çamaşır makineniz o değil. Çamaşır makinenizin yanlarını gördünüz mü? Böyle delik delik, göçük göçük olur. Onu yapmaların nedeni o. Üzerine kuvvet uyguladığınız parça normalde alabileceği kuvvetten daha fazla kuvveti alacak şekilde şey oluyor. Şekillenmiş oluyor. Strain hardening'in mantığı da buradan geliyor. Devam edelim. İki katı hızına falan alabilirsin istersen. Ya aslında dikkat ederseniz parça zaten şu an uzamaya başladı. Bakın parça uzamaya başladı. Sonra belli bir noktada da kopacak. Aslında bütün graf böyle gözüküyor. Siz yılda göre hesaplamanız lazım. Zaten dedin ekliye. Yılda göre hesaplamanız lazım. Yield strength'e göre metallerde hesaplamak için yapmanız gereken tek şey soru yoksa sorun simülasyon yaparken maksimum misa stresine göre design yap demeniz. Yani daha doğrusu simülasyon yap demeniz. Kırıldı zaten fark ettiyseniz. Polimerlerde de dizayn yaparken genel olarak zaten yield strength'e göre yapmıyorsunuz. Direkt ultimate tensile güçleri yield'larıyla aynı oluyor. Veya çok yakın değerler oluyor. O yüzden çok önemli olmuyor. Materyal bilimiyle ilgili bu işim bunu diyebilirim. Osilasyon olacak bir yerdeyse, bir gearbox'a falan metal olması önemli o noktada. Yoksa polimerler genel olarak esnemeye ve bükülmeye daha yatkın oldukları için şey yapıyorlar, titriyorlar. Onun dışında bazı materyallerden bahsedebiliriz. Deldirinle teflon, ya örneğin en basiti ruman kullanmak zorunda değilsiniz her yerde bütün rotasyonel akslarda. Deldirin veya teflon bir blokta örneğin çok fazla rotasyon yoksa, çok fazla hareket yoksa rumanın yerini görecektir. Çünkü sürtünme kas sayıları çok düşük. Onun dışında plastiklerden en dayanıklısı genel olarak kullanabileceğiniz PA6, PA60 kestamittir. Onu bilin. P60 kestamidi sanayide çok rahat bulursunuz. O yüzden dizaynlarınızda kullanabilirsiniz. Polikarbonu sanayide çok rahat bulmazsınız ama polikarbon da çok dayanıklı bir plastiktir. Özellikle intake filan dizaynlarınızda polikarbon kullanmanızı öneririm. Alüminyum kullanırken şöyle bir önerim olacak. Alüminyumu 5 serisinin altında. 5 serisinde bile 58-80 gibi yüksek dayanıklılıklı ve kaliteli alloylar. 6 veya 7 serilerini kullanın. Çünkü alüminyumda bir sürü alloy var. Alüminyumda bir serisi Coca-Cola kutularının yaptıklarıyla aynı şey. Şimdi Coca-Cola kutusunu ne kadar kolay ezdiğimizi hepimiz biliyoruz. Sizce öyle bir parçanın robotunuzda olmasını ister misiniz? Cevap tabii ki de hayır. O yüzden alüminyumunuzda özellikle 5 serisinin üstü segmentlerinde veya 6 serisinde bir alloy kullandığınızdan emin olun. Ya 2 serisi veya 3 serisinin bu arada içinde de yüksek dayanıklı alloylar var. Ama onları
bilmeniz lazım ve sanayide kolay kolay bulamazsınız onları. Kullanabiliyorsunuz 7 serisi kullanın. 7 serisi en güçlü alüminyum şeylerinden biri, alaşımlarından biri. Genelde çelikle çoğu konuda kapışıyor. Çelikle kapışıyor dediğim yüksek kalite çeliklerle kapışıyor. O yüzden iyidir. Bahsedeceğim şey bu. Yani bu kadar. Zaten büyük ihtimalle bugünlük dersimizin de artık aynen sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün birazcık FRC'de yapılan basit mantık hataları ve bunun fiziğiyle ilgili konuştuk. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah iyi bir ders olmuştur. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Evde bol bol film, dizi, belgesel izlemenizi öneriyorum. Dışarı çıkmayın diyorum. Filip, Abraham, söyleyecek başka bir sözünüz var mı? Evet, aynı şekilde kendinize iyi bakın. İnşallah bir şey öğrenmişsinizdir bugün. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi akşamlar.